siz aziz milletimizin hayır duasını alan lider, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şu anda İzmir'imizde. Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır mıyız İzmir? Cumhurbaşkanımıza ses olmaya hazır mıyız? Nefes olmaya hazır mıyız? Birlikte tarih yazmaya hazır mısın İzmir? Teşekkürler İzmir. Bütün bayraklar haydi İzmir. Evet, programımızı başlatıyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere AK Parti İzmir İl Başkanımız Sayın Bilal Saygılı'yı kürsüye davet ediyoruz. Buyurunuz başkanım. Evet, AK Parti İzmir İl Başkanımız Sayın Bilal Saygılı'yı alkışlarınızla kürsüye davet ediyoruz. Buyurunuz başkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer bakanlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili İzmirliler, büyük bir İzmir mitingimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Maşallah. İzmir, güzel İzmir, memleketim İzmir, taşına, toprağına, havasına, suyuna aşık olduğumuz İzmir. Eyvallah, razı olsun. Sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış. Kardeşliğin, dostluğun şehri İzmir. Kurtuluşun şehri, birliğimizin nişanesi, özgürlüğümüzün simgesi İzmir. Bugün İzmir'imiz bir başka güzel. Denizi başka, güneşi başka güzel. Bugün genel başkanımızı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı İzmir'de ağırlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Kıymetli İzmirliler, İzmir ki tarihiyle, kimyasıyla, coğrafyasıyla, üretimi, emeği ve tüm özdeğerleriyle, inancıyla, direnciyle ve azmiyle bu yükselişi çoktan hak ediyor. Allah razı olsun. Her zaman yanınızdayız. Sağ olun, var olun. Kadın kollarım, selamlar, hürmetler. Gençlik kollarım, kurban olurum ben size. Eyvallah. İzmir ki aklıyla, fikriyle, duruşuyla yaralarının sarılmasını, ayaklarının üzerinde durabilmeyi, yürümeyi, koşmayı hak ediyor. İzmir belediyecilik hizmetlerinin en güzelini, fazlasıyla hak ediyor. Yatırımı, dönüşümü, gerçek bir belediyeciliği hak ediyor. Bu hakkı İzmir'e teslim edecek anlayış bizde elhamdülillah. Söz değil, projeler bizde. Laf değil, vizyon bizde. Bu hazırında, bu kıymetli hazırında elhamdülillah. Çünkü arkamızda Eser Siyati'nin deası, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var.
Onun belediyelikteki açtığı çığır Türkiye için dönüm noktalarından biri olmuştur elhamdülillah. Çok şükür. Belediyecilikte Türkiye çağ atlamıştır. Şimdi sıra güzeller güzeli İzmir'imizi Recep Tayyip Erdoğan ortaya koymuş olduğu gerçek belediyecilikte tanıştırma vakti. Kıymetli İzmirliler, İzmir'i ayağa kaldıracak olan biziz, o güçte bizde var elhamdülillah. Çare. Cumhur İttifakı'nın adayı, adayımız Hamza Dağda. Onun verdiği İzmir'e 12 yıldır verdiği emekte İzmir'in derdiyle dertlenen kalbinde onun tıpkı İzmir gibi naif duruşunda bu şehri karış karış ezbere bilişinde, projelerinde ve bunları hızla hayata geçirecek bilgi ve hakimiyetinde birileri bakarız, düşünürüz diye dursun, dura dursunlar. İzmir'in şifası Hamza Dağ'dır. Çare büyükşehirde Hamza Dağ 30 ilçemizde hizmet aşkıyla yola çıkan 30 yüce gönüllü, fedakar, şeffaf başarı hikayelerine sahip pırıl pırıl adaylarımızdadır. Sevgili İzmir, kıymetli İzmir sevdalıları. Allah razı olsun. Şimdi size soruyorum. İzmir'e kaybettiği yılları geri kazandırmaya var mısınız? İzmir'in kekik kokusunu, deniz kokusunu yeniden içinize çekmeye var mısınız? İzmir'i bu çarpık kentleşmeden kurtarmaya var mısınız? Altıyla üstüyle İzmir'i yeniden inşa etmeye, çıkmaz sokaklarında kurtulmaya var mısınız? Tarlalardan tezgahlara, sokaklardan meydanlara kadar mutlu olmaya var mıyız? Var mıyız? İzmir artık 31 Mart'ta gerçek hizmet adresini göstermeye hep beraber var mıyız? İzmir artık mutlu olmayı hak ediyor. Bu da bizim elimizde, sizin elinizde kıymetli hemşehrilerim, kıymetli İzmirliler. O halde gönüllerimiz birleşsin. Hayallerimiz birleşsin. 1 Nisan sabahı hep birlikte kolları sıvayalım. İyi ki varsınız. İyi ki İzmirliyiz. Hepinize sevgi, saygı, muhabbetle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun. Bizler de